Biliyorsunuz Maliye Bakanı değişti. İşte bilmem kaçıncı Maliye Bakanı son 3 senede, kaçıncı Merkez Bankası Başkanı. Nebati'nin, Maliye Bakanı olan Nurettin Nebati'nin söylediği ilk söz, Cumhurbaşkanımıza layık olmayı Rabbim nasip etsin. Şimdi sana sorumu böyle başlamak ve böyle yöneltmek istiyorum. Böyle diyen, ülkemizin huzuru için gayret edeceğim, ekonominin düzelmesi için gayret edeceğim, Türkiye'ye layık olmaya çalışacağım yerine Cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalışacağım demesini nasıl değerlendiriyorsun? Ve arkasından da tabii Nebati'nin gelmesi aslında baktığımız zaman güvenilir bir isim olmuş olsaydı piyasalar hemen tepki verecekti. Ama olumsuz tepki verdiler ve Türk lirası yine değer kaybetti. Ne diyeceksin Faruk Bey? Buyur. Estağfurullah. Şimdi Nurettin Bey hakikaten dürüst, samimi, davasına kendini adamış, uzun yıllarda da AK Parti'ye hizmet eden, daha önce de milli görüş içerisine yer alan, AK Parti'nin kuruluşunda teşkilatlanmasına çok büyük emeği olan, kapı kapı gezip siyaset yapan, benim fakültemde 2 dönem önce mezun olan, benim de şahsen tanıdığım, yani böyle para odaklı olmayan, akçeli işlere bulaşmayan, hatta ben dahil birçok kişi aman akçeli işlere bulaşmayın diye nasihat veren bir kişilik. Yani onun kişiliği farklı. Fakat siyaset biliyorsunuz bu tür kişilikleri çabuk harcayabiliyor. Nurettin Nebati aslında Erdoğan'ın ustalık dönemi olan 3. kez seçildikleri ve iktidar oldukları dönemde bakanlık bekliyordu. O dönem de bakan olamamıştı. Sonra bu döneme nasip oldu. Tabii aileye yakın. Eşi tarafında akraba olduğunu biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Ve uzun yıllardır işte en önemli tabiri caizse AK Parti'nin kara kutusu olmuş ve en önemli konularda karar alıcı mercilerde hem parti hem aile içerisinde karar verici ve sır saklayıcı konumu olan bir kişi. Ekonomi Bakan yardımcılığına da boşu boşuna daha önce atanmamış. Kendisi her ne kadar siyasal bilgiler mezunu, İşte master'ını ve doktorasını da bu alanlarda yapmış olsa da hatta doktora tezinde de Cumhuriyet'in seküler yaklaşımını eleştiren şeyler getirmiş olsa da alanı şey değil, yani ekonomi değil. Fakat hani Maliye Bakanı ve Ekonomi Bakanı olmak için hani çok da ekonomi bilmek gerekmiyor. Geçmiş dönemlerde çok farklı alanlarda tecrübesi olan kişileri Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak gördük. Burada teknokrat değil kendisi. Tabii bu işlerden hani hem tecrübesi yok hem geçmişte böyle bir experience yok. Hani böyle bir ekonomi alanında bir iş yapmışlık. Kendisi iş adamı, siyasetçi. 2 mesleği var. Dolayısıyla ondan böyle bir açıklama görmek, beklemek mümkün değil. Ama Türkiye'nin geldiği nokta çok acı, çok sıkıntı verici ve üzücü. Bu noktada daha böyle etkin, piyasa dostu dediğimiz, uluslararası camia öyle adlandırıyor. Piyasa dostu bir bakanı görmek, bir teknokrat bakanı görmek şu aşamada, yani bu kritik dönemde bu kadar Türk lirasının değer kaybettiği ve istikrarsızlığın bu kadar ayyuka çıktığı ve dolarizasyonun çok yükseldiği bir zaman diliminde daha teknokrat bir bakanı görmek Türkiye'nin hakkıydı. Maalesef bu da gösteriyor ki AK Parti ve Erdoğan, Erdoğanomics dediğimiz Erdoğan'ın uyduruk ekonomi politikalarına kendine çok politik olarak bağlı olan Nurettin Nebati vasıtasıyla da bu sürdürüleceği mesajı giriyor. Bakın ekrana yansıttığınız grafikte son çubuk son bir ayda Türk lirasının kaybettiği değer. Yani korkunç bir rakam. 40, evet %40 değer kaybetmiş. Yani çok yazık, çok yazık. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'deki her bir bireyin değerin ne kadar değersizleştiğini, yani servetin ne kadar eridiğini gösteriyor. Bu grafik de Türk lirasının düşüşünü gösteriyor. Yani Türk lirası dolar bazında ne kadar değer kaybediyor. Yani ters bakıyoruz aslında grafiğe. Yani yükseliyor diyoruz ya dolar. Burada da Türk lirasının ne kadar düştüğünü gösteriyor. 13.80'e kadar düştüğü yeri gösteriyor. Bu noktadan sonra ne olur ne eder o ayrı bir programın konusu ama çok büyük bir kaos içerisinde. Türkiye'de peşin mal satışı bile durmuş noktada. Kendine kendine göre kuralları var. Peşin mal satarken çek kullanımında, kredi kartı kullanımında ekstra komisyonlar alınıyor. Ticaret inanılmaz bir şekilde istikrarsızlaşmış durumda. Yani bunu nasıl solve edecek? Yani nasıl çözecekler bunu? Hani Nurettin Bey'le bunu çözmeleri zor gibi gözüküyor. Evet, evet iyi niyetiyle bir şeyler yapacaktır. Kurulları toplayacaktır ama altta da bir kadro kalmadı. Yani hazinede, Merkez Bankası'nda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da teknokrat hani böyle cesur karar alacak ve işte siyasetçilerin yönlendirmesiyle değil de gerçekten Türkiye'nin
ihtiyaçları doğrultusunda karar alacak teknokratlar, bürokratlar bunlar da kalmadı veya olanlar da cesaretli değil, ister istemez çekinecekler. Ne olacak bilmiyoruz yani. Bunu açıkçası ben bir ekonomist, tecrübeli bir kişi olarak yorum yapamıyorum. Evet. Şimdi tabii şu anda aslında ekrana getirdiğim grafik de şu anda sen de görüyorsun. Kasım ayında son 3 yılın en yüksek enflasyon verisi geldi. Bir husus, Merkez Bankası'nın net döviz rezervi son bir haftada 510 milyon dolar azalmış Faruk Bey. Ne diyorsun buna? 510 milyon dolar azalmış. Bu arada yani, diyeceğini evet. Sakla bir tane daha göstereyim. Enflasyon rakamlarını konuşacağız çünkü. Sevgili seyirciler, TÜİK'e göre yıllık enflasyon bakın %21.31 olmuş. Ama bir de bağımsız araştırmacılardan oluşan bir grup var. Enflasyon araştırma grubu. Enflasyonun yıllık olarak %56,65 olduğunu ortaya çıkardılar. Bunlar araştırma yapan, aralarında çok sayıda profesörün de olduğu, öğretim üyesinin de olduğu. Yani TÜİK'in verilerine göre neredeyse 3 kat diyebileceğimiz bir rakam. Ne diyorsun bu konuyla alakalı olarak? Evet, zaten programımızda değineceğiz. TÜİK'e baskın yapmak isteyen Kılıçdaroğlu biliyorsun top tüfekle savuşturuldu. yani burada hakikaten TÜİK'in ne yaptığını anlamak lazım. Bugün reel gerçeklik var yani. Bugün markete gittiğinizde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin bir sene içerisinde %100, %80, %50 ya da bazıları %200 oranında yani fiyatları artmış. Sonuçta enflasyonun hani böyle %20 gibi komik bir rakamda oluyor olması, bekliyor olması mümkün değil. Sene bazında da Türk lirasının değer kaybının işte 7 lira 50 kuruştan 14 liralara kadar cereyan ettiği bir noktada enflasyonun yine %20'de kalması ya da öyle ilan edilmesi bu da hani çok açıklanacak bir şey değil. Yani bunu zaten hepimiz bakarak, anlayarak, kur farkından bakarak, işte marketteki alışveriş fişlerimize bakarak enflasyonun gerçekten kaç olduğunu anlayabiliriz. Enak grubunun ortaya koyduğu %56,65 bile hani bence gerçekten Türk toplumu üzerindeki enflasyon baskısını gerçekten yansıtmıyor. Çok büyük bir yanılsama var. Bu düşük enflasyon gösterme sevdası birçok açıdan handikapa uğratıyor Türk ekonomisini. Mesela emekli maaşları, mesela kamuda çalışan personellerin maaş zamlarına, mesela diğer gelirleri, hepsini yani herkesi birebir ilgilendiren bir konu. Çünkü bu kişilerin gelirleri bu enflasyon oranına göre otomatik olarak düzenlendiği iddia ediliyor. Şimdi böyle olduğu zaman kamunun bu kesimlere yapacağı zamlar, işte ayarlamalar, yoksulluk sınırıyla ilgili tedbirler, muhtaçlıkla ilgili ödemeler, bunlar hepsi handikap içerisinde komik durumlarda kalıyor. Düşünsenize peki, bir sene içerisinde. Evet. Evet. Evet, siz buyurun. Kemal Kılıçdaroğlu'na geçelim istersen. Yani TÜİK'de tam senin dediğin bu sebeplerden dolayı bir ziyaret yapmak istedi. Yani açıkladığınız rakamları neye göre açıklıyorsunuz kardeşim? Çünkü sizin bu açıkladığınız rakamlara göre demin saydığın sektörlerin hepsi etkileniyorlar. Maaşlar etkileniyor, emekliler etkileniyor, işçiler etkileniyor, asgari ücret etkileniyor vesaire. Şimdi temel gıda fiyatlarının son bir yılda %60 civarında arttığı gerçeği var. Dün Türkiye'den bir arkadaşla konuştum. Diyor ki çiğ köfte bugün 60 lira kilosu, yarın ne olur bilmiyoruz. Alacak arkadaş alacak. Bununla alakalı olarak çiğ köfteci bunu söylüyor. Bir başka arkadaşımla konuştum. O da diyor ki hiçbir şeyin fiyatı sabit değil. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de kimse bu konuda bir karar veremiyor. Gündelik hareket ediyoruz. Rakamları raflara yansıtıyoruz demişti.